Bu bebeğimizin ilk oyuncaklardan bir tanesi olacak değil mi Şebişim? Bu bebeğimizin bir oyuncağı. Evet. Niye öyle garip bakıyorsun? İlk defa mı gördün hayatında? Ha, sen almadın mı lan bunu? Niye bu ilk olacak onu anlamadım. Yani ilk bu olacak. Sonra bu olacak. Burada bir sürü oyuncağı var. Evet tamam işte yani. Yani bir sürü var o yüzden. Bakın sesli çıkıyor bu. Bu okul müziği. Telif yer miyiz lan burada? Okul müziği değil mi bu? Evet hani okul müziği. Teneffüs müziği. Aynen. Çocuk teneffüse girdiğinde bu müziği çalacağım. Açacağım bunu. Eğitimlerden. Sert eğitimlerden. Bu çocuğun ilk futbol topu olacak. Fenerbahçe sol bek yapacağım onu. Şu an bu devam edecek mi de? Biraz. Evet. Bekliyoruz. Onu almıyordur herhalde o sesi. Alıyor biraz ama sıkıntı değil yani. Çocuğu Fenerbahçe'ye sol bek yapacağım. Böyle bir amacım var. Kesin okay. Sol ayaklı yani. Solak ters ayak da olur. İçe kat eden bek de olabilir yani. Gerçi ben onun hücum yapayım sonra beke devşiririm. Futbolcu yapacağım çocuğu. Proje çocuk yapacağım. Yap. Alanya Spor'da mı oynayacağım? Yok Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Evet. Ya fark etmez istediği takıma gitsin. Ya yani. Diyorum kendisine bak şimdi Fenerbahçeli olup olmayacağı belli değil. Koyalım önüne. Nasıl hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'nin formasını. Mu? Bana seçenek sunuldu mu? Doğduğumda. Bu işlendi. Ama iyi de ben de Galatasaraylıyım. Çocuk Galatasaray'da yapabilirim. Sen Galatasaray'ın ilk 11'ini say Galatasaray'ın çocuk Galatasaray'la yapacağım. Şu an Galatasaray'ın mevcut ilk 11'ini say yapacağım. Değilim. Saymak zorunda değilim. Değilim. Hayır değilim. Öyle bir şey yapmak zorunda değilim. Fenerle kaçtır. Hayır. Bence ama mesela bak bunun riskini alamıyor. Ya neyin riskini alacağım? İki tane forma koyalım. Hangisini seçerse ondan olsun. Ya yapacak bir şey yok. Ben tek başıma delirmek istemiyorum. Anladın mı? Çocuğu tutacağım böyle birbirimize bağıracağız. Aa diye. Çünkü Fenerbahçeliliğin verdiği bir de bir ekstra bir şey var. Kaybetmeyi öğrenmek. Kaybetmekle başa çıkmak. Çocuğun bunları kazanması için Fenerli olması şart. Tamam sen Fenerli yap. Ben de çocuğu ilk kendini bilmeye başladığı zaman diliminde Galatasaray maçına götüreceğim. Ve orada o kadar özel anlar paylaşacağız ki çocukla. Çocuk o zaman kendisi zaten duygusal olarak Galatasaraylı olmak zorunda hissedecek. Böyle ben bir şey yapacağım. O zamana kadar 28 kere maça götürmüş olurum zaten. Evet tabii. Bu da çocuğun uyku oyuncağı olacak. Kasım'a bilet aldım ben. Gidiyoruz. Salacoğlu'na gömüyor kordonu değil mi? Ben de fanatik de değilim ha. Sadece çocuğumla bir şey paylaşacağım ya. Bırak da Fenerli paylaşayım. Ben de paylaşayım. Ya sen Galatasaray maçı mı izliyorsun? Sen başka şey paylaşırsın. Açarsan izlerim Allah Allah. Sadece Fener maçı açılıyor. Ya ben Galatasaray maçı... Televizyonun kumandası duruyor. Geçelim açalım. Bilmiyorum. İki tane Fenerli istemiyorum evde. Ya... Bu nedir? Bu şey mi? Elle mi yapıyoruz böyle? Yok bu uyku oyuncağı çocuğun. Yani uyurken yanında durması gereken bir oyuncak. Ya gerekmiyor gerçi öyle bir gereklilik yok da. Belki olursa sevebiliyorlarmış. İşte böyle kulağıyla oynuyormuş. Kulağından tutuyormuş falan böyle. Sevip sevmeyeceğini bilmiyorum ama bir tane uyku oyuncağı var. Öyle bir şey aldık. Sonra başka? Ay şuna bak şuna. Aa, çok güzel. Çocuğun şeyi. Nereden aldık biz bunu? Nereden? Ya bunu bilmiyorum ya. Ya bir kıyafetlerle ilgili çok bir fikrim yok. O kadar çok kıyafet var ki. Ya mesela şunu... Ya bunu göstermek istemiyorum ama. Göster. Göster göster. Ne o? Boxer. Doğum. Ya ne büyük değil mi o ya? Artık değil mi? Çirkin çirkin. Biraz bunu göremedik ama biz Just took a photo. Ya bunu... Neden bir çocuğun pipisinde böyle bir şey yazsın onu bilmiyorum ama. Neyse yani işte tabii bizim ailede hiç erkek doğmadığı için ilk erkek doğunca alınan şey bu oldu. Kusura bakmayın. Yabancı şakası o bu arada. Hani bu arada... kadar uzun bakacağına bir fotoğraf çek daha uzun kalıyor. Just took a photo. Ha. Ulan yabancılar da tam bizim gibi bir şey ya. Yani bu artık bu devirde bu espriler yani çakışıyor yabancılara. Bu ilk hediyesi bu arada. Öyle mi? Çocuğun ilk hediyesi evet, bu. Evet. Banu hocam almıştı bunu okuldan. İlk hediyesi bu çocuğumuzun gelen. Çok şık ya. Giy caddeye in yani. Hala caddeye mi? Giyilir bu arada. Ya bunu, ben bu mesela bunun şeyi olsa giyerim. Biliyor olsa giyerim yani. Net. İşte bunlar zıbınlar. Böyle küçük şeyler giyecek doğduğu zaman. Şöyle. Babası Trendyol'da 10 liralık tişörtler giyiyor. Bak şu tişört diye bile diyorum 28 bin kişi de vardır ya. Bak şu logo. Kesin vardır. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Şapkaları falan var. Bilmiyorum yani çeşit bir sürü kıyafeti var yani. Ve hiçbirini yani %80'ini hediye geldi çoğunu sağ olsun. Çoğunu aynen biz almadık. Hediye geldi ama böyle takımları falan var. İnşallah bunlar olur ya bilmiyorum. Şey ben söyleyeyim çoğunun bedeni olmayacak. Bence gerçekten de. Mi? Evet. Olmayacak. Büyükler. Olmadığını artık ha yok büyüyünce giyer. Ha büyüyünce giyer tabii. Küçük olmasın da yok, yani. Çünkü bazı çok küçük şeyler var. Şurada falan da var şimdi. Burada müslün örtüleri, kıyafetleri. Mesela bence şu çok küçük. Bence ben bunun olacağını hiç düşünmüyorum. O olacak işte o olacak. Bu çok küçük. Bunun bir de üstü olması lazım burada bir yerde ama. Ya çok babayı hiçbir çocuk bilmiyorum. Çıkmazsa yani. Bu ne bu arada? Bu şey mi? Arabada ayakkabı. Emzirme yastığı ama hakikaten de bu. Ha, çocuk böyle kafasını koyuyor. Aynen, çünkü kafası burada olacak. Anladım. Emzirme yastığı. O şekilde kullanılacak bu. Bu arada asıl olayı göstermedik. Dolap aldık şimdi çocuğa şey olsun diye. Dolap yemin ediyorum şey militeri dolabı. Baksana şuna. Tam bir askeri savaş yetişecek. Ya evet ya biraz askeri bir dolap. Anası böyle seçti. Anasının seçimi bu. Çocuğu erken büyüttüm gibi hissediyorum. Çünkü bu aslında bir genç odasının şeyi dolabı. Yani çocuk dolabı şeklinde değil. Bilmiyorum niye bunu aldım ya. Babam asker diye mi? Bilinçaltımda mı var? Anlamadım ki. D9 PY
an. Ne diyor? Do not stroke. Yani daha tabii eşyaları ütülenmediği için buraya yerleştirilmedi. Dolapta havalanması gerekiyor. Bu arada yeni bebek sahibi olacak insanlara ben biraz bilgi vermek istiyorum. Dolap eğer aldıysanız... Ooo bilgilisi. Arkadaşlar evet lütfen benim deneyimlerimden faydalı. Eğer çocuk bekliyorsanız ve çocuk için dolap aldıysanız arkadaşlar dolabı sildikten sonra yaklaşık bir hafta kadar kapakları açık bir şekilde havalandırmanız gerekiyor. İçine eşyaları yerleştirmeden önce. Bizimkisi de bir hafta oldu. Bir haftadan fazla oldu hatta havalanıyor. Şimdi böyle peyderpey yavaş yavaş ütüleyip eşyalarını yerleştireceğiz. Bu nedir? O PlayStation'dan gelmişti. PlayStation'dan mı gelmişti? PlayStation bize hediye göndermişti ilk hamile olduğumuzu. Haa çocuk için. Evet evet. PlayStation ekibi göndermişti. Evet hatırlıyorum. Çocuk için hediye. Onun Müslün örtüsü de var. Bak şu da onların gönderdiği Müslün. Bu Müslün örtüymüş. Çok özür dilerim. O zamanlar aa çarşaf göndermişler falan demiştim. Cahildik bilemedik. Bu Müslün örtü çok kullanışlı bir şeymiş. Bu da ordunların gönderdiği Müslün örtü mesela. Bu emzikleri iki tane emziği var. Bilmiyorum verecek miyiz, veriliyor mu, verilmiyor mu? Ya birçok aslında vır zıvırı var burada da. Onları bilmiyorum. İşte burun için mesela serum fizyolojik burnundaki sümükleri çekmek için böyle bir aparat kullanacakmışız. Önce de bunu da anlatacakmışız. Ondan sonra bu kullanılıyormuş. Oğlum ben kendimi acayip gereksiz hissediyorum şu an videoda vallahi. Ben de bakıyorum bu nedir bu nedir diye ben de izliyorum şu an videoyu. Başka yani. Aslında var ama senin de bildiğin bir şeyler vardır muhakkak. Vay, şimdi burada konusunu açmak istemiyorum. Var bir iki bildiğim bir şey. Ne var? Psikoloji krem almışız iyi bari ya. Çünkü psikoloji krem aldık. Çünkü altın eşiği unutursak çocuğun pişik olursa diye. Bu benim bilgim dahilinde olan bir şey. Aa bakın bir de böyle bir tane küçük tulumu var. Çok tatlı değil mi? Değil mi? Ben herkes susunca bir sesim çok tatlı değil mi bu? Beğenilmedi mi? Yok çok tatlı canım. Çok tatlı. Neyse siz içinde görün bir de bunu. Şimdi kimse bir şey demedi ama çocuk içine bir girsin bunu göreceksiniz. Çocuk içine girince. Ya bilmiyorum işte böyle şeyler aldık. Birkaç şeyimiz var. Aa bir tane bakın şöyle bir şey aldım. Tabii bu da yani 6 aylık ya da 9 aylık olunca giyecek. Nasıl? Bu çok güzel. Bir çok yalnız. Güzel çok ya. Çok tatlı. Bu çok tatlı. Bunu ben bile giymek istiyorum. Çok bu, güzel değil mi? Bu nereden geldi yavrum? İçse aşkım, boy yazıyor çünkü. PlayStation işte gönderdi. Bundan mı? Ulan evet. Evi, şuna bak Allah'tan PlayStation. Bazı sağ olsun firmalar çocuk haberini paylaşınca hediye gönderdiler bir iki tane. Kıyafet miyafet falan filan. Yoksa biz evimizi bile dizemedik. Çocuk kıyafetlerini dizemedik. Aynen hala da boş ya. Boş dolabı gösterip durmayalım. Kıyafetleri şurada. Şunları göstereyim mi sonucum? Bol bol kıyafetleri var. Bu arada bak bilgimi konuşturayım. Burada bıcı bıcı yapacak. Yani bu da olsun sileceğiz çocuğu böyle şey yapacağız. Temizleyeceğiz yani. Var mı şey yapacağımız bir yo, şey? Yok bu kadar ya daha ne diyeceğiz ki? Enis bilmiyor ya bilmiyor. Hiç Enis'in bildiği bir şey yok. Yani bebekle ilgili çok bilmiyorum nasıl biliyorum, olacak doğunca. Biliyorum. Var mısın o zaman? Neye? Yarışmaya. İddiasına. Kazanan bebeği alır. Tamam. Bebek kazananda mı kalacak? Bebek kazananda kalacak. Tamam hadi buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım izle. Şimdi kim neyi ne kadar biliyor onun testi olacak aslında. Bebek geliyor az kaldı. Ya aslında neyi ne kadar biliyor derken gerçi ben soruları bilmiyorum ne tür sorular gelecek ama yani şimdi deneyimlemediğimiz bir şeyle ilgili ne bilebiliriz? Ya çok basit bence sorular. Teorik bilgiler ya. Tamam. Temel mesela şu an bir bebek var ne yapılıyor hani anladın mı? Ne yapılacak? Nasıl iyilenmesi gerekiyor bu bebekle? O sorular olacak. Ya tamam. Baby 101 dersi gibi. Tamam tamam bebeğe giriş. Evet bebeğe giriş. Temel mesela, bebek bilgileri. Sor ilkini anlayacağız şimdi. Yeni doğan bir bebek günde ortalama ne kadar uyur? Tamam. Ben cevap veriyorum. Önce kim cevap verecek lan? Bir dakika ben hesaplıyorum. Biz yarışıyoruz ha değil mi şu an? Evet evet şu anda yarışıyoruz. 12. 12 mi o çok az be. En yakın cevap kazanacak tamam, o zaman. Tamam o 12 dedi. Ben 15. Söylüyorum. Hayır bir dakika sen... Ne? Ben cevap aa o zaman ilk sen cevap ver bundan sonra ben cevap vermeyeceğim. Bir önce o ilk cevap versin bir ilk ben cevap vereyim. Tamam, tamam sen, mı? Tamam şimdi sen 12 dedi. Ben şimdi 15 dedim. 12 dedi. Tamam hadi 15 olsun. Yeni yarışmaya başladık. Tamam. 20 saat diyorum ben. Az doğru. Kazanan Enis Kirazoğlu oldu ilk turda. 16-18 saat arası. Ya. Ama 19 dakika, desem beraber hayır, olacaktı. Aa, evet, doğru. Yalan bu. 15-16 ben daha yakınım. Evet. Ya 12 niye demedin? Demedim. Ben kazandım. 1-0 öndeyim. Ben ama sana az dediğim için öyle yaptın. Yo ben kendi aklımla, bir akıl dakika, becerimle. 16 saat falan 8 saat uyanık mı duruyor yeni doğan? Emin miyiz ya? 16-18 arası diyor. Hemen bir doğuralım bakalım. Bence öyle değil ya. Bence onlar yani emiyorlar, sen uyuyorlar. Bunu, emiyorlar, uyuyorlar o kadar. Bu soruların cevabını nereden buldun? Birçok farklı yerden baktım. Doğrulanmış şey. Soruların cevapları. Lütfen Şebiş Hanım. Ya bu arada hani çocuk 20 saatte uyuyabilir. Hani bu beni haksız çıkarmaz. Ben böyle kendim. Çok güzel bir çocuktur yani. Oğlum o çocuk eğer var ya bir 18 aydan fazla yarışma iptal olur. Azmış. İkinci soruya geçiyorum. Yeni doğan bir bebeği nasıl yatırmak gerekir? Yeni doğan bir bebeği... Ben biliyorum, ben biliyorum. Gerçekten mi? Sen bilme lan bir şeyi. Yeni doğan bebeği tek bir pozisyonda değil, çeşitli farklı pozisyonlarda yatırmak gerekir. Mesela bir sağa, bir sola, bir sırt. Çünkü şey, kafası onların bıngıldağı var ya, o şekilli bozulmasın diye. Bazen sağa yatıracağız, bazen sola yatıracağız. Ben böyle diyorum.
bağlayacağız. Şöyle saracağız bir güzel. Ha, kundak. Çünkü kendilerine zarar vermemeleri için. Kundak. Kundak yapacağız, öyle yatıracağız. Aslında Şevna ablanın verdiği cevap doğru ama şöyle bir detay vermişler. Gözden uzaktaysa mutlaka sırt üstü yatırın diye. Hmm. Dönmesin yüzüstü çünkü. Niye? Sırt üstü yatıran da kusup boğulsun mu? Ondan çekiniyorsanız demişler, birazcık başının altına yükselti koyabilirsiniz. Tamam, evet, yükselti koymak gerekiyor başın altına. Gitti çocuk. Ama hayır, ben doğru söyledim bak bence. Çünkü öyle. Evet, doğru kafası doğru. Ama o kafa şekli adına doğru. Evet. Hani, bir de güvenlik açısından. Kundak olayına çok girmemenizde yarar var çünkü hani hareket etsin çocuk istiyorlar. Kundak olayı biraz eski bir olay. Yani ya kundak aynen ya. Eskilerde kalmış Enis'in bilgileri. Kundak çok eskide kaldı. Ya da şey en fazla yarı kundak falan yapıyorlar ki çocuğun eli kolu oynasın falan. Bir bebek yani. Uzmanı olarak hemen araya giriyorum. O yırtma durumunu da engellemek için tırnağı kesilene kadar eldivenle. Evet, eldivenler oluyor zaten. O yüzden kundak yok, bu bir şey mi? Hepiniz çok biliyorsunuz. Abi hepimiz hazırlandık Ege. Herkes bekliyor. Hazır. Yok lan, yeğenim var benim, oradan biliyorum. 1-1. Evet, yeni doğan bir bebek günde kaç kez kakasını yapar? 5. Ben bunu sana söylemiştim ama. 5. Ben bunu söyledim. Ben bunu geçenlerden senin bir en az bez almamız lazım. Sen cevap verir misin? Bezi de yanımıza çok götürmemiz gerek. Çünkü günde en az 5-6 kere yapıyorlar senin dedi. Senin cevabın ne o zaman? 6 o zaman benimkisi de. Şimdi 4-8 arası diyorlar. İkinizin de doğru sayılıyor. Bir dakika. 4 ve 8'in ortalamasını aldığımızda 6 ediyor. Kazanan bence Şebnem. Ben. Ya ben. What the fuck? Ben evet, şey olmaz. Bence de. Bence oğlum, de benim. Üstüne kalacak ya. Biliyorsana. Aa evet, bu arada Enis'in ya, Enis biliyor. Enis yapsın her şeyi. Çocukları. Peki kaç saatte bir bezi değiştirilmeli? Ya aynı. Aynı kakasını değil. Yapınca değiştirilmeli. Kaç saatte bir? Yapıyor. Kaç saatte bir? Yaptıkça. Sen bu işi çözememişsin. Dur ben şimdi çözüyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman. Yani kaç saatte bir açıp altına bakman gerekir aslında. Ekonomik olsun öyle diye iki kere yaptım. Sürekli ben onu kontrol mü edeceğim? Tabii. Yok, çok söyleyecek. Anneciğim sıçtım diyeceğim. Ağla. Ya şimdi bak, çocuk neden ağlar? Ya açtır ya altı pistir, değil mi? Yani iki tane ağlama sebebi var. Bizimki hiç ağlamazsa bok içinde yüzecek benim. Yani o yüzden önce bir doyururum, ağlama devam ediyorsa bir o zaman kontrol ederim diye düşündüm yani. Hayvanlar da öyle yapıyoruz. Yani ben 3 saat diyorum. Ben o zaman 2 saatte bir diyeyim. 2-3 saatte, ikinizinki de doğru. Doğru. Hemen detay vereceğim. Islak olduğu zaman pişik yapıyormuş. O yüzden kontrol etmek gerekiyormuş. Ha. Faturan bize soru cevap hazırlamaya değil, eğitim vermeye gelmiş. Evet. Ay çok güzel oldu lan ama bu eğitim hakikaten. Enis valla bilmiyorum. Ben şuna itiraz edeceğim ya. Hiçbir tanesinin net bir yanıtı yok mu? 2-3 saat, 6-18 saat ya falan. Yok, makine değil ki bu yani 3 saatte bir. Kardeşim ortalamalarını alsaydım. Out of the lamp'te şeyler var ya, küçük böyle hayvanlar. Göbek kordonu kaç günde düşer? 2. Ay, önce sen cevap vereceksin. Sen 2 dedin. Sen ben demedim. O 2 dedi. Önce sen cevap vereceksin. Ben cevap veriyorum. Yaklaşık 7 ile 15 gün arasında. Oha, böyle bir cevap veremezsin. Bir şey söyle. 7 ile 10 gün arasında diyeyim. Doğru bu arada ama. Ben yani, de o zaman cevap veriyorum. 8 ile 11 gün arasında. Ha, 2 dedin sen. Şöyle dedin. Bak, şöyle yazmışlar. 10 gün, 2 hafta falan gibi bir sürede düşer diyorlar. Hayır Enis, sen çok kötü bir cevap verdin. 2 ne ya? 2. Neyi dalga geçiyorsun benimle? Çok kötü bir cevaptı. Ya. Bunu ben bildim. Ben ne bileyim lan bebeğin kordonunu ne şeye. Sen bana şey sor, okul taksitleri kaç para? İdeal oda sıcaklığı nasıl olmalıdır? İdeal oda sıcaklığı... Önce sen cevap vereceksin. Ben cevap veriyorum ben. Tamam. İdeal oda sıcaklığı, aha, 26 derece. Aa bir dakika. İdeal oda sıcaklığı 26 ile 28 derece diyorum. Kanter içinde kaldı çocuk abla. Çok mu sıcak oldu? 22 ile 24 arası. Evet, doğru. Yani 20-24 demişler ama doğru. Ama sıcaklık serin olmaz mı? Sıcaklık bende. Aa, o zaman olmaz. Yine bir eğitim, burnuna bakabilirmişsiniz eğer üşüyorsa burnundan anlaşılmış. Evet, önce burnun üşüyor hakikaten de. Zaten doğduğumuz zaman da ilk burnumuz düşer. 4-4 mi oldu? Ben skordayım hala. Bırak şimdi demeyi. 4-4 mi? Güzel soru, ilk banyosu ne zaman? Ben mi cevap veriyorum önce? Evet. 7 gün sonra. Kordonu düştükten sonra. Net doğru cevap. Ama öyle. İlk banyosu ne zaman, hangi, kaç gün sonra demedin, ne evet. zaman dedin? Tam ne zaman dedi, evet. Ama bu tuzak soruydu. Ya hiç ben... tuzak falan yoktu, ben bildim, 5-4. Peki o zamana kadar nasıl temizleyeceksiniz bebeği? Islak mendille falan. Sileceğiz. Kolonya ile değil mi? Cevap veriyorum, sileceğiz. Evet, doğru. Yani ne cevap vereceğiz? Sileceğiz. Sen yalayacağım. Alkolle temizliyorlar falan. Niye yani sen yalayarak deseydin? Dante'ye yaladıracağız. Dante güzel yalar, ona bir yalattırırız şöyle. Peki yeni doğan bir bebek nasıl giydirilmeli? Kollarını kaldırır. Hayır yani ne giydirilmeli öyle söyleyeyim. Tabii Bershka'dan giyinmeli yani. Marka önemli. Anlıyor öyle. Yani. Zıbın ne? Zıbın yani ne giydireceğiz? Nasıl, ne anlamda, ben bunu anlamadım. Sen anladın cevapla. Ben zıbın diyorum şu anda. Nasıl giydirilmeli? Şöyle giydirilmeli. İşte evet, kendisinin parçalamasın diye eldivenleri olmalı. Ayaklar sıcak tutulmalı. Ayak baş. Başında bir tane şey olması gerekiyor. Başı da sıcak tutacağız. O yüzden
Ama 22-24'ü ayarlamaya çalışacağız bir de, değil mi? Sıcaklık olarak. Şu an sen neyin cevabını veriyorsun bilmiyorum. Ben bu kadar uzun bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar uzun bir cevap mı? Yok, hayır. Değil. Ama doğruyu söylediği şeyler. Mesela eldiven doğruydu. Eldiven de başında başlıkta olacak. Bershka'dan daha doğru bir yanıt. Yani. Zıbın dedim ben. Tamam tabii canım, zıbın doğru. Ama zıbın dışında da olabilir ki. Zıbın dışına da giydirebilir. Sen de zıbın İlla zıbın demek zorunda, yani giymek zorunda değil ki. Hatayı ben üstlenebilirim. Şöyle yani, kalın giydirmektense mesela ince ve kat kat giydirmek daha makbul. Ha evet. Bu senin sorun bok gibi bir soruydu. Yok yok, tamam evet. Kaybetmenin hırsı da benden çıkıyor orada ama. Bu soru da iğrenç bir soruydu. 5-4 ben öndeyim hala bu arada. Bu arada sorularımız bitti. Aa, ben kazandım o zaman. 5-4 ben kazandım. İyi bakalım. Aynen, ikimiz de yani aynı eşit derecede bakacağımıza inanıyorum çocuğa. Bu videomuzda da bebeğin olmamış, daha tam yerleşmemiş odasını yaptık ama biraz daha bilince bebek odası. Ya böyle videolarda şöyle oluyor ya, çok üzülüyorum şimdi. Tabii bilmiyoruz çoğu şeyi. Kusura bakmayın. Bilenler oluyor çünkü ve yorum yazıyorlar. Kime özür diliyorsun? Ha, yorum yazıyorlar, tamam mı? Ya öyle mi olacak? Siz öyle mi zannediyorsunuz? Öyle olacağını mı düşünüyorsunuz falan diye. Böyle olmaya da bilir yani hakikaten de doğduktan sonra çocuk ama göreceğiz artık ya. O zaman ya. Daha geçeriz biz de kendimizle yani. Ama şu an biz ya biliyormuşuz yapalım gibi düşünüyorum. Heyecanlanıyoruz. Anda... Yalnız cidden ya, bu odada beşik yok. Onu da ayarlamadınız mı? Aaaa! Farkında değillermiş gerçekten. Ortamıza yatmayalım mı? Ben diyorum, ben de bu çocuk bir şeye ihtiyaç duyuyor diye. Evet, beşik yok, doğru. Çocuk yerde yatacak biraz. Zor yokluk öğrensin. Abi dolabı görünce direkt şınav çekmeye başlayacak. Bir tane ranza alacağız. İkili. Üzerine bir bebek daha koyacağız. Alınsın şimdiden yani. Askeri düzene. Doğru. Şimdi park yatağımız var. Bizim yatak odasında yanımızda duruyor. İlerleyen haftalarda beşikte şey yapacağız. Alacağız. Beşik almayacağız. Beşik değil, yatak alacağız yani. Aynen. Direkt o park yataktan yatağa evrilecek yani. Direkt genç odası yapacağız yani. Evet, direkt bir çocuğu. Çünkü... Sonra da çocuğun sigortalı bir şey olacağım. Hayatını devam etmeye başlayacak. Ya biz aslında şey, bunu da almayacaktık da kendi dolaplarımıza yer açamadık çocuğa. Öyle olunca çocuğa bir dolap gereksiz. O yüzden sadece dolap aldık yani açıkçası. Onun yanında sadece bir park yatak var. O da bizim yatak odasında. Yanımızda başka bir şey yok. Bir de ütü var. Ütünün üzerine de uyuyabilir. Aynen, öyle bir şey de yapabiliriz. Yani burada ütü. Uyumadığı zamanlarda ütü makinesini alıp ütüsünü de yapabilir yani. Biraz artık iş gücüne katılacak çocuk. Hiç komik olmadı dediğin şey. Bakın böyle bir tane de örtü var. Çok güzel bunlar. Gördünüz mü, çift taraflı? Ben artık konuşmak istemiyorum. Dediğim şeyler çünkü hiç komik değilmiş. Haydi gidelim artık buradan. Bunlar ötülenecek daha. Hadi. Bir dahaki videomuzda çocukla birlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.